tane de. O bitiyor gibi işte. Dün sizi en son galiba alışveriş yaparken bıraktım. Bugün de videoya devam edelim ve aslında hem bisikletli bir gün hem de bir çalışma günüm olsun birlikte istedim. O yüzden bugünü de videoya devam ediyoruz. Sabah bir toplantıya girdim. Çıktım. Şimdi 5 dakika sonra bir toplantım daha var. Gördüğünüz üzere birazcık uykum gelmeye başladım. Evde çalışmanın bana en challenge gelen kısmı uykuyla baş etmek. Gerçekten ben uyumayı çok seven bir insanım. Ve bu yüzden azıcık şöyle kanepede dinleneyim derken bir anda gözlerim kapanıyor. O yüzden genelde böyle aralıksız aslında çalışmaya çalışıyorum. Ama o da tabii bir yandan insanı yıpratan bir şey. Ben de bu yüzden bu dengeyi kurmaya çalışıyorum şu anda kendimde. Ve önümüzdeki aylar boyunca da muhtemelen evden çalışmaya devam edeceğimiz için buna alışmam lazım. Kendime bir home office kuruyorum bu arada. Şu anda henüz şeyim gelmedi, masam gelmedi. Masayı bekliyorum ve sonrasında da bir home office kurup aslında bütün işlerimi orada halledeceğim. Çünkü bu artık şart. Yemek masasında çalışmakla bu devran dönmez arkadaşlar. Neyse ki neler yapıyorum bu ara? Lara'nın Tut Elini kitabını bitirdim. Bu kitabı bilerek çok uzatarak okudum. Çünkü böyle her okudukça bir şeyler fark etmemi sağlayan ve beni dönüştüren bir kitaptı. Bunu dün bitirdim ve yeni bir kitaba başladım. O da Pür Dikkat. O da bu kitap. Benim gibi odaklanma sorunu yaşıyorsanız eğer bence bakabilirsiniz. Ben henüz başındayım. Sizi kitapla ilgili daha sonra güncellerim. Ama şu an için oldukça farkındalık yaratan bir kitap. Şimdi çok az zamanımız kaldı. O yüzden bir kahve koyup toplantıya gireceğiz. Toplantıyı bugün balkonda yapacağım galiba. Çünkü hava birazcık güzel gibi. Çok da rüzgar yok. Şimdi öğle yemeği zamanı. Ay çok karanlığım. Yeni tripod aldım. Size oraya koydum şu an. İkinci bir kahve yapacağım. Şimdi uzun zamandır filtre kahve içmiyordum. Şunu yapacağım. O yüzden French press'te bakalım nasıl olacak. Herkese yeni bir günden merhaba. Ben şimdi kahvemi yaptım ve toplantıma 3 dakika var. Onun öncesinde gelen brief'i okuyorum ve eğlenceli bir projeye benziyor. O bakımdan heyecanlıyım. Bu heyecanlı toplantıyı bekliyorum. Bir yandan da videomu editlemeye çalışıyorum sabahtan beri. Ama bir arpa boyu kadar yol almış diyelim çünkü bilgisayarımda sorun olduğu için sürekli bozuluyor. Neyse halledeceğiz. Sonunda düzenli içeriklere geri dönmemizin ilk şeyi bu yayınlayacağım video olmalı ki devamı gelebilsin. Çünkü uzun bir ara sizi bıraktım. O yüzden şimdi ben toplantıya, toplantıdan sonra görüşürüz. Oldu. Video köşem mi olsa artık. Ya, evin bir yerini ofis yapmaya çalışıyorum. Hem videolarımı da artık orada çekmek için belirli bir arka planımız olması için henüz bu köşeyi bulamasam da uğraşıyorum. Bugün gerçekten ama gerçekten şu videoyu artık bitirip sizinle paylaşmak istiyorum.
Ve sonrasında da diğer videoları artık editlemek istiyorum ki siz bu videoyu muhtemelen ben çektikten 1-2 hafta sonra göreceksiniz. Siz neler yapıyorsunuz, neler okuyorsunuz, birazcık kitap önerisine ihtiyacım var. Ben ne okuyorum derseniz bu aralar pür dikkat kitabını okuyorum zaten. Önceki videolarda söylemiştim sanırım. Evet, ofis günlükleri devam ediyor. Selam, yine ben geldim. Aslında bu videoda birazcık böyle yeniliklerden ve bunun aslında hayatımıza verdiği güzelliklerden bahsetmek istiyorum. Şahsen ben yeniliklere bayılan bir insanım ve şu an hayatımda birçok evresinde farklı yenilikler geçiriyorum. O yüzden de kendimi inanılmaz böyle ilham dolu diyebilirim sanırım. İlham dolu hissediyorum. Zaten bilimsel olarak da kanıtlanan bir şey, her gün yeni bir şey öğrenmek veya her gün olmazsa belirli aralıklarla beyninize yeni bir şey anlatmak, öğretmek, değişiklikler aslında farkındalığımızı arttıran şeyler. Çünkü bir şeye odaklandığımız zaman artık onu sorgulamadan devam ediyoruz ve belki de bize iyi gelip gelmediğini anlayamıyoruz ama yeniliklerde tam anlamıyla tekrar bir adapte olma süreciyle ben çok keyif alıyorum o süreçten. Eylül benim en sevdiğim aylardan biri biliyorsunuz ki ve gerçekten de böyle hayatımda değişiklikler yapmayı sevdiğim veya karar verdiğim bir ay. O yüzden bu ayda da böyle hayatıma değişiklikler yapmak bana çok iyi geldi. Hatta böyle güzel bir iç dökme podcast bölümü gerçekleştirdim. O yüzden çok iyi hissediyorum. Bu arada o podcast de bayağı tahminimden fazla dinlendi. O yüzden teşekkür ederim tekrardan. Eğer bilmiyorsanız küçük bir mola olarak podcastime ulaşabilirsiniz. Şimdi Kenan doğum günü hediyesi bisiklet aldı ve hem bana aldı hem kendine aldı tabii ki. Ve bu benim için şu anda inanılmaz beni heyecanlandıran bir şey. Yani her gün böyle çıkıp sürmek istiyorum ve çok keyif aldım nedense bisiklet sürmekten. Bu yüzden bu videoda söylemek istediğim şey aslında şu ki yeni bir şey deneyin bence. Bakalım ne olacak, iyi gelecek mi? Bana çok iyi geldiği için size bahsetmek istedim. Burası galiba benim artık video köşem olacak. Şimdi ben yere gidiyorum. Çünkü yapmam gereken içerik planları var. Bye bye. Bu arada bir sorun çıkmazsa video export oluyor. Sonrasında hemen yüklemeye koyacağım. Ve bu akşam yayınlamayı planlıyorum. Umarım. Böyle damacana iyi kaçtığınızda su içmeyi sevenlerden misiniz? Ben bayılırım. Buz gibi gelir böyle ilk bardak. Nespresso makineniz var mı bilmiyorum ama biz Carrefour'da böyle uygun fiyatlı bir kapsül bulduk. Carrefour Selection diye geçiyor ve sadece 20 TL 10 tanesi. O yüzden çok uygun fiyattı. Daha uygun bir Nespresso kapsülü görmedim sanırım. Belki işinize yarar diye size de söylemek istedim. En sevdiğim aroması da bu sarı olan Colombia oldu. Vlog kazasız belasız yükleniyor. Canım böyle hellimli bir salata istedi. O yüzden şimdi akşam yemeği olarak salata yapacağım. Arkada da Zoella açık bir yandan. Oyalasın niye?
filmlerde oluyor. Ay, kıyak geçtim biraz şimdi. Keyif zamanı. Sanırım bugünlük benden bu kadar. Şimdi ben salatamı yiyip dizi izleyeceğim ve birazcık dinleneceğim artık. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.